Konuklarımız var. İş Portföyü Genel Müdürü Burak Sezercan ve JP Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO'su Claude Curzo. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş bulduk. Mr. Curzo, nice to see you again. Nice to see you again. Hoş Your permission, buldum, my Mr. first question is to Mr. Sezercan. İlk sorum Sayın Burak Bey, Sezercan olacak. Hayırlı olsun. İş Portföyü'nün genel müdürü oldunuz. Önce ben kuruma dair beklentilerinizi, hedefinizi almak isterim. Nasıl bir süreç bekliyor sizi kurumda? Çok teşekkür ediyorum. Biz de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş Portföyü biliyorsunuz 20 yıl aşkın bir süredir portföy yönetim sektöründe öncü konumunu sürdürüyor. Özel sermaye ile portföy yönetim şirketler arasında lider pozisyondayız. Dün olduğu gibi bundan sonra da hedefimiz bu piyasa konumlanmamızı sürdürmek. Onun haricinde her zaman sektöre öncü ürünleri, öncü fonları sunmuş, müşterilerimize, yatırımcılarımıza sunmuş bir şirketiz. Yine bu tür yatırım fon, ürünlerimizi müşterimize piyasaya sunacağız. Onun haricinde özellikle dikkat çektiğimiz, yatırım yapacağımız alan dijitalleşme, yeni dijital dağıtım kanallarında dijital imkanları daha fazla kullanmak. Görüyorsunuzdur, işte yeni aplikasyonlarımız var. Orada özellikle müşteri deneyimini, yatırım fonu, perakende fonlarda yatırım fonu alım satma deneyimini olabildiğince kolaylaştıracak bilgileri, olabildiğince hızlı bir şekilde müşterilerimize, yatırımcılarımıza sunabilecek yapıları geliştirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Öncü fon, öncü olmak deyince geçen Mart ayında JP Morgan Asset Management da bu işbirliğiyle yenilebilir enerji fonu kurdunuz. Aynen. Güzel haber de bu fon dünyası için. Burada sizi iten şey değil, ne gördünüz de böyle bir fonu koruma ihtiyacını hissettiniz? Motivasyonunuz ne oldu? Geçen süre içerisinde ilgi ne oldu, performansınız ne oldu? Tabii hepimiz hem bireyler olarak hem görev yaptığımız kurumlar olarak hep küresel ısınmadan, çevresel, sosyal etkilerden ortaya çıkan karşılaştığımız sıkıntılardan bahsediyoruz. Diğer taraftan genel itibariyle finansal okuryazarlık artıyor. Aynı zamanda bilgiye erişim de kolaylaşıyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde gördük ki iş portföyü olarak bu alanları, sürdürülebilirlik alanına ve bunun alt bileşenleri olarak yenilenebilir enerjiye, rüzgara, güneşe, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, müşterilerimizin de talebi, buna yatırım yapmak istiyor müşterilerimiz. Bu talebi karşılayabilmek için bunu klasik fonlarla pek yapılamadığını da gördük. O başka bir segment, başka bir alan. Dolayısıyla bu alanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız için JP Morgan Asset Management işbirliğinde and thank you again for this collaboration and cooperation fonumuzu kurduk ve Mart ayında işte 6 ay kadar bir süre oldu. Şeyden gelirseniz ne sonuçlar aldık diye de bakarsanız %15'in üzerinde kuruluştan bir yana bir getiri var. Aslında karşılaştırma ölçütünü, benchmarkını da aşmış durumda. Bu karşılaştırma ölçütü %65 oranında S&P Global Temiz Enerji Endeksindeki getirileri takip ediyor. Kalan da BIST 100'deki getiri endeksleri ve %25, %10, %25 kısmı kadar da şirket tahvil endeksi getirileri. Dediğim gibi getirilerinden memnunuz, müşterilerimizden memnun. 100 milyona yakın bir büyüklüğe ulaştık 6 ayda. 4000 civarı yatırımcımız var. Dolayısıyla yine burada da büyümeyi hedefliyoruz. Benzer fonlarımızda, yine tematik fonlarımızda 900 milyon, 1 milyar lira bakiye gelen yaklaşan bir elektrikli araçlar fonumuz var. Yine yatırımcılarımızın yakından takip ettiği. Yenilenebilir enerji fonumuzun da yine bu seviyelere geleceğini, geniş kitlelere ulaşacağını, kısa sürede 7-8 kat büyümelerle karşılaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bunu birazdan bir soru daha detaylandırmak isterim ama performans gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Kaç ay oldu Mart'tan bugüne? 6 ay diyebiliriz. 6 ay. Evet. Mr. Curzo, what is the scope of the consulting that JP Morgan Asset Management... JP Morgan Asset Yöneticinin burada sağladığı kapsam nedir? İlk olarak teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Tebrikler size. Yeni rolünüzde. Bu ortaklık için biz de çok heyecanlıyız. İş portföyle ilgili olarak. Son derece iyi bir firma, büyük bir firma. Kapsamımız en büyük zorluklar bizim endüstriyel devrimden beri yenilenebilir enerjiye doğru gitmek. Endüstriyel yani sanayi devrimi
Yanlış bilmiyorsam 19. yüzyıldan beri ekonomiyi dönüştürüyor. Yani işte bizim işbirliğimizin kapsamı bu. Buradaki sanayi devrimi ise bu dönüşüm, 60 yıllık bir sanayi dönüşümü maksimum 20 yıl oluyor. Yenilebilir enerjiye dönüşümü 20 yıldır. Buradaki yerel uzmanlığı bir araya getirmek istiyoruz. İş portföyde olduğu gibi söylediğiniz gibi ve burada JP Morgan varlık yönetimi olarak da yapay zeka üzerine ve dil araçları üzerine yatırım yapıyoruz. Yüzlerce, milyonlarca döküman var burada ve buradaki tahvilleri analiz ediyor ileriye doğru iklim değişikliği ile ilgili ve yenilebilir enerjiye olan geçişi. Burak Bey, şimdi çok iyi iş çıkartıyorsunuz. Enerji, yani yeşil enerji, yeşil ekonomi bu gündemde ama siz arada bir de elektrikli araçlar fonu dediniz. Galiba başka çalışmalarınız da var. Olanlardan biraz daha bahsetmenizi isteyeceğim. Bir de başka şeyler olabilir mi? Yani sürekli bir çeşitlenme hali var ya. Bu bir arz talep meselesi mi? Yani talep mi sizi buraya itiyor? Yoksa siz arz ediyorsunuz, talebi canlandıran bir sonuç mu çıkıyor ortaya? Elektrikli araçlardan bahsettiğim gibi burada farklı farklı temalar gündeme geliyor. Son belki 3-4 yıldır işte bizim de Türkiye'de öncülüğünü yaptığımız şekilde globalde de yatırımcılar bu farklı temalara, gelecekte getirilerin maksimize olabileceği temalara yatırım yapmayı tercih ediyorlar. İşte bahsediyoruz burada JP Morgan Asset Management'ta da işbirliğimizde artık teknolojileri kullanıyoruz, yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Bunları da hem çeşitlendirmede hem de ister lokal piyasalarda olsun, ister global piyasalarda uygun getirileri bulmaya yardımcı olan araçlar. Daha da geriye gitmek gerekirse hani son 2-3 yıl falan dedik belki ama yine bizim yatırımcılarımız farkındalardır. Biz geçmişte 2008 yılında Tema Vakfı'yla bir fon kurmuştuk. Yani elde ettiğimiz gelirleri, şirket olarak elde ettiğimiz gelirleri Tema'ya bağışladığımız Türkiye'nin ağaçlandırılmasına yardım eden, destek olan bir fon kurmuştuk ki bu Tema fonundaki şirketlerimiz de BİSE Senedi Fonu bu. BIST100'deki sürdürülebilirlik endeksine dahil şirketlere yatırım yapıyor. Daha bugünlere geldiğimizde işte elektrikli araçlardan sonra aslında yenilenebilir enerjiye bizim yatırım yaptığımız iki de girişim sermayesi fonumuz var. Yine yakın zamanda kurulmuş. Birisi yine yenilenebilir enerji girişim sermayesi fonu, diğeri de altyapı girişim sermayesi fonu. Bir talep var mı, arz talep mi, nasıl birleşiyor diye sordunuz. Bu bahsettiğim dört tane fonun bu sürdürülebilirlik alanına, enerji alanına yatırım yapan fonların büyüklüğü 1.7 milyar liraya geldi bugün. Benzer nitelikteki fonların içerisinde de payı %60'ların üzerinde. Dolayısıyla burada yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Green economy, green finance. What is your expectations? Sizin beklentileriniz nedir burada? Yeşil enerji, yeşil ekonomi, yenilebilir enerjiden beklentiniz nelerdir? Çok pozitifiz yenilebilir enerji sektöründen. Biz burada 300 milyarlık bir yatırım bekliyoruz yıllık bu sektöre. Geçen yılın rakamı idi aslında bu. Düştü biraz ama burada fırsatlara odaklanıyoruz. Fırsatlar inanılmaz. Her zaman çok ilgi çekici bulduğum bir sayı, 1 megawattlık elektrik üretiminin rüzgar ve enerjiyle üretimi $50 mal oluyor. Bu da %78 daha düşük ve petrolle elde etmenin yarı katı, yarı maliyetinde. O yüzden gezegen için ve iklimimiz için yenilebilir enerjiye gitmek her zaman iyi. Ama ekonomik açısından da anlamlı. Her ikisi bir araya geldiğinde o zaman dünya liderlerinin de zaten gördüğünüz gibi iklim değişikliğiyle mücadele artık gündemleri oldu ve bu yıl çok ciddi bir doğal konular oldu. Mesela ısı dalgaları, Türkiye'de de gördük bunları, Amerika'da da oldu. Orman yangınları oldu. Bugün şirketlerin artık yenilebilir enerji sektörüne ve iş momentumu kazandırarak girdiklerini görüyoruz. Çünkü
talep buradaki iş, enerji depolama güneş panelleriyle, solar panelleriyle bu yıl arttı. Çünkü özellikle artık enerji üretimi daha önemli oldu bu kaynaklardan. Her zaman büyük fırsatlar vardı. Gittikçe daha önemli hale geldi o yüzden. Tabii gelecek için yapılacak daha çok şey var. Dünyası çok canlıydı. Hep biz hisse tarafını okuduk, haberleştirdik. İşte yatırım sayısı arttı, işlem hacimleri arttı, aracı kurumların karlılığı arttı. Bunlar hep güzel haberlerdi ama fon dünyası da bu canlılığı uzaktan izlemedi gördüğümüz kadarıyla. Siz bu değişimi nasıl okuyorsunuz? Yani salgınla birlikte çok şey değişti de fona olan ilgiyi, bu fonların çeşitliliğini, geleceğini nasıl okuyorsunuz? İçinde bulunduğumuz yılda ve geçmiş dönemlerde yatırım fonlarına ilgiyi işte sektörümüzün büyüklüğüyle kıyas ederek değerlendirmek gerekirse Ağustos sonu itibariyle 465 milyar liralık bir toplam fon büyüklüğüne ulaştık. Bunu da işte tabii ki 3 ana kompartmanı var. Yatırım fonlarımız var, perakende fonlarımız, emeklilik fonlarımız var ve özel portföy yönetimi altında yönettiğimiz fonlarımız var. Yatırım fonları ve emeklilik fonları burada temel büyüklüğü oluşturuyorlar. Baktığımızda özellikle 2021 yılı içerisinde yatırım fonlarındaki büyüme %45-46'lara kadar ulaştı. Bu da aynen az önce konuştuğumuz gibi talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor yatırım fonlarında. Emeklilik fonlarında büyüme bu çerçevede değerlendirdiğimizde %10-11'ler seviyesinde. Yine özel portföy yönetimi ki bunlar da esas itibariyle yatırım fonları orada büyüme %40'a yaklaştı. Fakat geçmiş 10 yıla baktığımızda, geçmiş 10 yılda bu büyümeler nasıl olmuş diye baktığımızda özellikle emeklilik fonlarında kamunun da verdiği büyük teşviklerle, katkı paylarıyla, vergisel avantajlarla emeklilik fonlarındaki bileşik büyümenin yatırım fonlarındaki yine son 10-11 yıllık bileşik compound büyümeye göre daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Yatırım fonları 2021 yılında hızlı büyüme göstermiş olsa da geçmiş 10 yılda emeklilik fonlarının bir miktar altında kalmış. Dolayısıyla hem bu tematik fonlara gösterilen ilginin hem devam etmekte olan kamu tarafından sağlanmakta olan vergisel avantajların devamı hem de arzın da bunu desteklemesiyle biz yatırım fonlarında yine 10 yıllık ileriye dönük 10 yıllık perspektiflerde yüksek oranlı büyümeler göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yatırımlarda ürünlerimizi geliştirme konusunda bu yönde oluşturuyoruz. Mr. Kuzo, today's question is Fed. Fed'le alakalı sizin beklentilerinizi duymak istiyorum. Yani enflasyon politikası için ne düşünüyorsunuz Fed'in? Zor bir soru tabii. Enflasyon bu hafta ne olacak? Enflasyon tarafından baktığımızda OECD'de rakamlar artıyor biraz. 3.6 Amerika'da ve küresel olarak da 4.6. Bunlar öncesine göre yüksek rakamlar. Büyük soru da bu. Ne derecede artacak? Ve hangi faktörler olacak buradaki bu enerjiyle ve tedarik zincirindeki ve temel değişikliklerden özellikle arz talepteki temel değişiklikler iş gücü piyasasına nasıl etkileyecek? Halihazırda gördüğümüz enflasyonun bir kısmı buradaki faktörlerle açıklanabiliyor ama aynı zamanda iş gücü eksikliği de yol açıyor bunu özellikle Amerika'da. Özellikle de arz enflasyonunda maaşlar düşebilir ve bu da daha fazla uzun sürdürebilir bu enflasyon zamanını. Ama FED buna kabul etmeyebilir tabii ki. Güçlü bir argüman var aynı zamanda buradaki enflasyonun döngüsel olduğuna dair. FED'den muhtemelen onların bu yılın sonunda tapering'e başlamasını bekliyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bu hafta başlayabilirler yapmaya ve çok dikkatli olmalıyız. Bunu çok dikkatlice yapmalıyız. Buradaki büyük soru faiz oranlarının artışı. Geçen yılın sonuna kadar görmemiştik. Yani burada küresel merkez bankalarının FED'in dikkatli olmasını bekleyebiliyoruz. Evet, tapering var. Ama ekonomik büyümeleri de azaltmamamız lazım. Dikkatli olma zamanı diyorsunuz. Fed Day, but Mr. Murat. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli olacak. Siz yarınki toplantıdan ne bekliyorsunuz?
Şimdi faiz kararı tek başına her şeyden bağımsız, basit bir formüle dayanan, onun üzerinden de o formülün çıktılarına göre verilen teknik bir karar değil tabii ki. Ülkenin tüm makroekonomik bileşenlerinin, değişkenlerinin değerlendirildiği, buna göre yönetilmek istenen piyasaların için kullanılan bir politika aracı. Bu çerçeveden hareketle kararı verecek olan Merkez Bankamızın ve Merkez Bankası Başkanımızın da bu ay içerisinde farklı yönlendirmelerde bulunduğunu gördük. Özetle aslında baktığımızda kısa vadeli volatilitelere bakmaktansa uzun vadeli trendlerdeki gelişmelere, farklılaşmalara bakmayı konusunu gündeme getirdi. Aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla yani yarın bu içinde bulunduğumuz ay olmasa bile önümüzdeki çeyrekte, 4. çeyreğin içerisinde sene sonuna kadar faiz konusunda aşağı yönlü bir hareket beklemek gerektiği kanaatindeyiz biz de. İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Mr. Kurzo, thank you for joining us. I hope to see you again. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız tekrar görüşürüz. Kısa bir aramız olacak. Ardından sonra devam edeceğiz.